hukukçular olarak pozitif hukuka bağlıyız. Pozitif hukukun yükümlülüklerini yerine getirmek zarureti var hepimizde. Şimdi kişiye özgü infaz kanunu olamaz. İnfaz kanunu zaten hukukumuzda belirlenen şartlarda mevcuttur. Abdullah Öcalan'ın üzerinde araştırılan tecrit kişiye özgü bir infaz kanunu haline getirilmeye çalışılıyor. Biz bunu reddetme durumunda kalıyoruz. Çünkü şu an yasalarımızda mevcut haliyle infaz kanununa ters olarak bir hak ihlali gerçekleşmektedir. Biz bu hukukçular olarak kişi hürriyetini savunmak, kişi özgürlüklerine refleks göstermek durumundayız. Abdullah Öcalan'ın ve beraberindeki İmralı'daki hükümlülerin görüşme haklarını savunuyoruz. Spiti raporlarında zaten hak ihlali olduğu raporlanmıştır. Gerek uluslararası alanda ülkemiz hukuk bakımından çok elzem yaralar ve ciddi yaralar almaktadır. Tüm Avrupa dahilinde inceleme yapıldığında gerek Spiti raporlarında gerek uluslararası platformlardan yapılan incelemede raporlamalarda hiçbir Avrupa ülkesinde böyle ağır bir tecritin olmadığı gözükmektedir. Gördüğü üzere çözüm sürecinde aslında kutuplaşmanın ne kadar asgari seviyeye indiği, ekonomi şahlamanın ne kadar yukarı seviyeye evrildiğini gördük. Çözüm süreciyle beraber Türkiye'ye uzun vadeli yatırımların yapıldığı, huzur ortamının barışına nidalarının atıldığı elzemdir. Bunu hepimiz gördük. Çözüm sürecinden son bozulmasından, masanın dağılmasından sonraki süreçte baktığımızda hep ekonomik olarak Türkiye'nin büyük bir buhrana sürüklendiğini maalesef ki görüyoruz. Çözüm sürecindeki partimiz ve İmralı'nın attığı adımlar gözle görülür bir yaşam alanının, güzel bir yaşam alanının, ekonomik yaşam alanının açığa çıkarılmasına yol açmıştır. Biz burada şunu savunuyoruz. Ağır tecritin kaldırılması ve barış ortamının sağlanması, halkların kutuplaşma önündeki engellerin kaldırılması hem Türkiye'nin sosyoekonomik hem kültürel hem hümanizm o artı ekonomik olarak da çok yüksek bir seviyeye ulaşacağını görüyoruz. Malumumuz çözüm sürecinde biz bunu deneyimledik ve kısa da olsa yaşadık. Bunlar birbiriyle bağlantılı tıpkı çözüm gibi biz bunu gerçekten deneyimledik. Kürt ve Türk halklık bu ülkenin kadim haklarıdır, kadim kurucularıdır. İmralı kapıları açıldığı zaman Kürt ve Kürt halkının engelsiz bir şekilde kutuplaşma yaşanmadan kutupsuz bir durumda nasıl yaşayacağı, nasıl pekişeceğinin ön zemini hazırlanmaya çalıştı ve bu zemin gerçekten Türkiye'yi mensur medeniyetler seviyesine ve refah seviyesine yükseltmek için atılan adımlardı. Bu durumu açıklığa kavuşturduğumuzda sosyolojik, psikolojik olarak ve kültürel olarak Kürt ve Türk halkının nezdinde barış ortamının bu ülkeyi yüksek şekilde refaha kavuşturacağının inancını veriyoruz. Biz bu bakımdan tecridi gerçekten önemsiyoruz ve tecridin kaldırılması, tecrid önündeki engellerin kaldırılması ve refah ortamının sağlanması taraftarıyız. Bunun çok ağır tahribatları maalesef ki şu an Türkiye cezaevlerinde yaşanan açlık grevleridir. Açlık grevleri hukuksal olarak çok büyük tahribata ve insan haklarını ihlaline yol açacaktır. Biz hukukçular olarak bunu hak ihlallerin yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz, yapmak da zorundayız. Tüm çevreyi, tüm duyarlı çevreyi ve duyarlı hakları ağır hak ihlallerinin önüne geçmek için hukuksal olarak, hukuksal çerçevede tepki vermesini bekliyoruz. Partimizin Meşe Azadi adı altında yürüttüğü politika çok geniş alanda yer bulmuştur. Devletin de bu geniş alandaki tepkiyi kulak ardı etmemesi ve insan haklarının önüne geçmesi için erken adım atması elzemdir.